Tarihimiz çok eski. Dedem Hasan Gökmen, ikinci Dalyan'da üretilen tarımsal ürünleri ve canlı hayvanları bu paraşele dediğim teknelerle Lodos'a götürür, Lodos piyasasına satar. Yani bütün ihtiyaç maddelerini oradan buraya getirir, burada satardı. Sonra da Balcı Gökmen diye bal ağırlıklı işler yapmaya başladık. Bizim tarihimiz çok eski. 1898 yıllarına yansıyor. O zamanki dedem Hasan Gökmen, o da bu yörenin ürünlerini, Marmaris'in, İkincik, Dalyan'da üretilen tarımsal ürünleri ve canlı hayvanları bu paraşele dediğim teknelerle Lodos'a götürür. Lodos'taki kesimhanede o canlı hayvanları kestirir ve Lodos piyasasına satar ve diğer ürünlerle beraber satar. Oradan aldığı, sattığı ürünler karşılığında Marmaris'i ve bu yörenin ihtiyacı olan o zamanlarda ilaç, şekerdir. Yani bütün ihtiyaç maddelerini oradan buraya getirir, burada satardı. O şey de başlamıştı. Tabii bunun içinde bal da vardı. Tabii biz de 1950 yıllarında babam Mustafa Gökmen işte bir ticarete başladı. Orada sonra da Balcı Gökmen diye bal ağırlıklı işler yapmaya başladık. 60'larda da şirketleştik ve Balcı Gökmen bu şekilde doğmuş oldu. Ama Balcı Gökmen gerçekten şunu iftiharla söylemek isterim ki balı ilk kavanoza koyan Balcı Gökmen'dir. İlk bal dükkanını, sırf bal satan dükkanı açan Balcı Gökmen'dir. Bu bal sektörüne Marmaris'te üretilen bu balı çok hizmet vermiştir. Mesela ben Muğla Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı iken 2003'te kurduğumuz Muğla Ticaret Borsası da 10 yıllık meclis başkanı, bir dönemde yönetim kurulu başkanı yaptı. Orada bal borsasını kurdum. Balcı Gökmen şeyle bilgisiyle gidiyor bunlara. Ondan sonra zeytinyağı tadım laboratuvarı kurduk ve bugün Muğla Ticaret Borsası'nın binası var Muğla çıkışında. O benim yönetim kurulu başkanı döneminde inşa edildi ve şu anda hizmet veriyor. Şu anda 4 şubemiz var. 2 tanesi Marmaris'te, bir tanesi Ula'da hem paketleme tesisi ve paketleme satış şubemiz orada. Bir de Bodrum'da var şubemiz. Bir de internet satışlarıyla ilgili Türkiye'nin her tarafına gönderiyoruz. İhracata çalışıyoruz. Onun için bal sektörüne hizmet etmeye çalışıyoruz. Vallahi sahte bal artık eskisi gibi şey olmadığı için ancak laboratuvarlarda anlaşılabiliyor. Laboratuvar ortamında balı analiz yapmak gerekiyor. Çünkü bal ve zeytinyağı tahşişe en yakın ürün. Onun için onu herkes anlaması zor. Onun için en sağlıklı laboratuvarlardır bence. Bal alırken bir kere etiketli olacak. Ağzı mühürlü olacak. Son kullanma tarihine bakılacak. İşte içinde neler var, onlar şimdi yeni çıkan kanuna göre onlar da yazıyor. Zaten ben Muğla Ticaret Borsası Yönetim Başkanlığı'ndan yaptığım zaman da Muğla Üniversitesi'ne laboratuvar kazandırdık. Şu anda Muğla Üniversitesi'nde bu balın analiz yapılabiliyor yani. Herkes yaptırabiliyor. Yani işletme sahibi de yaptırır, üreten de yaptırabilir. Eğer açık yani Muğla Üniversitesi bunu her zaman yapıyor yani. Bizde çok çeşitli var. Türkiye'nin her yöresinden ballar var. Bizim en çok sattığımız bu çam balımız var Marmaris'in. Onun yanında kekik balımız var. Portakal çiçeği balımız var. Kekik balı, kestane balımız var. Lavanta balımız var. Hayıt balımız var. Püren balımız var. Ya buna petek ballarımız var. Karakoma var. Normal petek ballarımız var. Yani çok çeşitli ballarımız var. Vallahi bal, hakiki bal olduktan sonra bal bir ilaçtır zaten. Mesela çam balını düşünürsek veya kekik balını düşünürsek bir bardak sıcak suya iki tatlı kaşığı bundan koyduğun zaman iyice karıştırıp ılık ılık içince göğsündeki şeyleri, öksürükleri keser, balgamı söktürür. Ama bu yani bazıları sıcak hemen konunca zarar eder der ama hemen konduğu içildiği zaman bir zararı yok onun.
uzun süre kalırsa sıcak suda o zaman HMP'si yükselir balığın. Şimdi Muğla bölgemizde iki tane coğrafi işaret alındı. Biri Marmaris Çambalı, Marmaris yöresini kapsıyor. Diğeri de Muğla il ve ilçelerini kapsıyor. Bu çok harita çok önemli. Eğer bunu bu aynı zamanda malın kalitesini arttırıyor. Üretici öncelikle bu şeye uyarak, bu haritaya uyarak, coğrafi işarete uyarak en iyi kaliteli mal üretmesi gerekiyor. Kodekse uygun mal üretmesi gerekiyor. Sonra da bizlere mal geçtiği zaman biz de onu analiz yaparak üzerine Marmaris Çambalı coğrafi işaretini koyarak satabiliyoruz zaten. O şekilde ama da şu ana kadar çalışmalar sürüyor ama daha şu ana kadar bir çok önemli bir gelişme olmadı. Vallahi bizde organik ürünlerden tutun, doğal ürünler aşağı yukarı işte hepsini varsayılır. Ama eksik kaldıkça getirtiyoruz. Yakın zamanda zaten dükkanımızı genişletiyoruz. Sırf organik ürünler satan mağaza açıyoruz bir kısmına. Onun için halkımıza en iyi hizmet vermeye çalışacağız. Yani. Bağcı Gökmen'de internet sitemiz var. Orada internet sitemizde Bağcı Gökmen diye bulabilirler. Oradan adreslerine kadar gönderiyoruz. Her türlü balı, onun dışında diğer organik ürünlere de dahil olmak üzere hepsini adreslere kadar gönderiyoruz. Bu çambalı her zaman söylüyoruz. %90'ı Türkiye'de üretiliyor. Özellikle Çanakkale'den Finike'ye kadar olan kısımda üretiliyor. Ama en çok yoğunu da bizim Muğla bölgesinde üretiliyor. Bu bal aslında çok değerli bir bal. Yani yeni çıkan, analizler çıkan değerlendirmeye göre çok kaliteli ve çok faydalı bir bal. Biz bunun değerini bilmiyoruz şu anda ama yakında öğreneceğiz. Balın işte kaliteli üretirsek, ihracata kaliteli mal verebilirsek malın değeri de artacak. Şimdi biz tabii bazı üretim hataları var hala da düzelmedi ama ilk de düzeliyor. Üretim hatalarından kaynaklanan işte hava muafiyeti oluyor. Bu doğal ürün olduğu için mutlaka bir işte havayla ilgili, meteorolojiyle ilgili sıkıntılar oluyor. Özellikle sıcaklar çambalını etkiliyor. Mesela çambalını üreten bir böcek var. O böcek çok sıcaklarda zarar görüyor. Çok az yağmurda da zarar görüyor. Onun için hep beraber, hep birlikte bu çambalına sahip çıkalım. Bu Marmaris'in turizm geliri kadar çambalı da gelir olacağını düşünüyorum.